Yenge, annem hakikaten büyük oyuncuymuş ya. Ay böyle bir öksürüyor sanırsın ciğerleri iflas etmiş. Kız Allah korusun. Numaradan yaptığını bilmesem ben bile inanacağım ya. Doğru söylüyorum vallahi kız. Yalnız ben tırsıyorum. Herkesi annem ölecek diye kandırdık. Gerçeği Refika Hanım duysa var ya, bizi kendi elleriyle bizzat öldürebilir yani. Of. Demek Kasibe manyağı numara yapıyor. İlyas! Ben bunu herkese söylemez miyim lan? Ne diyor lan? Ben söylemez miyim? İlyas! İlyas saçmalıyordun! İlyas sen yanlış anladın. Bir dakika bekler misin? Kurban olurum kara kaşına kara gözüne. Gel lan buraya. Mavi! Mavi! Fazıl Bey, babacığım size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hasibe hasta değilmiş. Ne? Ay yalan söylüyor abla, inanmayın. Ne yalanı be? Ne yalanı? Konuştuklarınızı duydum. Hasibe hasta değilmiş işte. Pembe ne diyor bu? Yok öyle bir şey abla, böyle bir şeyin yalanı mı olur? Yarım yamalak bir şeyler duydu, kendi kendine ekliyor işte, değil mi yenge? He kız. Peki ne konuşuyordunuz da öyle anladı? Anam hasta olduğunu hissediyor. Fakat bize çaktırmıyor. Ona kadar dirayetli bir kadın diyorduk, değil mi kız? He yenge. Vallahi pes ya. Vallahi pes. İnsanın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Hasibe'nin öğrencilerine de olsa. Sen benim anneme yalancı diyemezsin. Kadın hasta be, hasta. Hasta olduğunu bilmiyor bile. Aferin kızım abi. Vallahi billahi. Vur lan. Vur bir tane de benim için kuşuma. Tamam. O zaman bize hasta olmadığını kanıtlasın. Hep birlikte bir hastaneye gidelim. Gözümüzün önünde muayene olsun. Görelim bakalım gerçekten hasta mıymış, değil miymiş? İlyas ayıp ediyorsun. Ali kadıncağızın filmlerini başka bir doktora gösterdi zaten. He lan, Ali mi de mi yalan söylüyor? Lan oğlum bak, herkese öyle kendin gibi üç kere cibelleme. Belli ki sen yanlış anlamışsın konuştuklarını. Bir de gelip hemen yetiştiriyorsun. Hiç yakıştıramadım sana. Ama Fazıl Bey... Konuşma lan! Yürü git şuradan! Yürü git! Damat müsveddesi. İlyas'la Sevda nerede kızım? Onlar bu gece bir arkadaşlarına yemeğe gittiler anne. He. Sağ olasın. O faydasız karamarsık damadın yüzümüze bakacak hali var da sanki. Aa, ne oldu ki ne gene Cemal? Neyse ya, uzun hikaye. Ben sana sonra anlatırım. Şu dakika bekleyin. İyi akşamlar Koleçkiler. İyi akşamlar. İsmet, oturma oğlum. Gel şöyle. Seninle bir işimiz var. Ne işi baba? Gel sen. Gel bakalım oğlum, gel. Baba, ne oluyor? Evet, ağzımdan aldı abi. Ne oluyor baba ya? İsmet'im, şimdi Hasibe teyzen senin suratına tükürmek istiyormuş. İçinde ukde kalmış kadıncağızın ya. Ne? Yok artık. Anne. Anneciğim, bu biraz ağır değil mi? Pes artık, pes. Yüreğimi indireceksiniz. Hasibe anne, biraz fazla oluyor ama ha. Neden oğlum? Aa, şu İsmet'in kızımla bağ yaptıklarını, gulizara ettiklerini düşünürsek bence hiç değil vallahi. Ya... Devreşme! Allah, Allah tüpürecek ha! Aa! Ama olmuyor dünürüm ya. Tam böyle şunun suratına tüküreceğim, kafasını çeviriyor. Olmaz ki ne? Tamam Hasibe, tamam. Cemal, tut bakalım şunun yüzünü. Ya baba, ama bir dakika denedi. Şansını kaybetti ya. Oğlum tamam, kıpırışma gel. Allah Allah, kırıyor. Oh, bismillah. Ay yok bakamayacağım artık. Oh! Vallahi içim rahatladı şimdi. Sağ olasın dünürüm, çok teşekkür ederim. Vallahi var ya, şu an ölsem kam yemem ha. İsmet lan, suratın sağanak yağmur yemişe döndü ya lan. Sağ ol baba ya. Bu inançlıya alet oldun ya. İsmet yengem, ben sana bir şey diyeyim mi canım? Sen tükürükleyin kurtulduğuna dua et. Çünkü bunun sağ süründürüyor, sol öldürüyor.